Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Güneydent Diş Kliniği kurucusu ve diş hekimi Sayın Zuhal Oygur bizlerle beraber. Hocam soy isminizi doğru söyledim değil mi? Evet evet, ilk defa tek seferde doğru söyleyen sizsiniz. Öyle mi? Şahane, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hocam, implant uygulaması nedir diyerek konuya girmek istiyorum. İmplant uygulaması, eksik dişlerin yerine uyguladığımız yapay diş kökü görevi gören yapılardır. Eksik dişlerin giderilmesi adına, hastanın çiğneme ve estetik fonksiyonunu geri kazandırmak adına uyguladığımız yapılardır. Hı hı. Son yıllarda oldukça yaygın uygulamaktayız. Çünkü hem teknolojik açıdan hem de hastaların talepleri açısından oldukça gelişmiş bir sektör ve hem yurt dışında hem yurt içinde oldukça birçok hastamıza implant uyguluyoruz. Ve çok talep var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle çok talep var. Özellikle yurt dışından çok talep var. Çünkü yurt dışında bu tedavileri sağlamak biraz zorluk yaşanıyor diyebiliyorum birçok hastadan duyduğumuz kadarıyla. Sadece implant için değil, evet. Birçok işlem aslında yurt dışında çok zor. Hani orada uzun yıllar zaman geçirmiş biri olarak biliyorum. O yüzden evet. Türkiye sağlık sektörü açısından gerçekten mükemmel. Hem hekimler açısından, evet. Hem hastane ve klinikler açısından. Gerçekten dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkelerden biriyiz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki hocam, bu implant ağrılı bir işlem midir? İmplantın uygulaması aşamasında kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Uygulama esnasında herhangi bir ağrısızlık hissetmiyoruz. Uygulamadan sonra biraz dikkat etmemiz gereken şeyler var. İşte bir süre soğuk buz uygulamamız gerekiyor ve düzenli ilaçlarımızı kullanmamız gerekiyor. Dikiş vesaire oluyor mu bu arada? Oluyor. Yani bazen artık dikişsiz ya da flap kaldırmadan, yani diş etini kaldırmadan yapılan implantlar var ama direkt köke evet, ama yani tercihen görerek çalışmak daha kıymetli olduğu için bizim için hafif dikiş kullanıyoruz. Ortalama bir hafta sonra dikişlerini alıyoruz. Yurt dışı hastalarında da kendi kendine rezorbe olan, kendi kendine eriyen dikişlerimiz var. İmplantı uyguluyoruz. Sonra hasta çok kısa sürede ülkesine dönebiliyor, hayatına devam edebiliyor. Harika. Peki sağlık turizminden bahsetmişken, siz yurt dışından gelen hastalara ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? İşte ne bileyim, otel, konaklama vesaire, ulaşım, bu gibi şeyleri organize ediyor musunuz? Hastalar arzu ederse organize ediyoruz ama konaklamada hastaların biraz daha kendi istekleri ön planda oluyor. Hı hı. Çünkü geldikleri zaman aynı zamanda tatil de yapmak istiyorlar, iyi vakit de geçirmek istiyorlar. Bir de kendilerine göre uygun yerlerde konaklamak istiyorlar. Zaten bizim kliniğimiz çok merkezi bir yerde. Nişantaşı'nda zaten birçok yere ulaşım çok rahat. Evet. O yüzden hastalar kendileri tercih ediyorlar. Ulaşım sağlıyoruz eğer arzu eden hastalarımız olursa. Hastanın talebine karşılık biz bunları yapıyoruz. Çünkü yani birebir yaptığımız iş aslında bizim diş tedavileri ve diş hizmetleri sunuyoruz. Hı hı. Diğer dallara biraz girdiğimiz zaman o bizim biraz konsantrasyonumuzu da zayıflatan bir şey. Çok o şeylere hastanın... Biraz komplike evet, durumlar. Hasta isterse yapıyoruz. Peki hocam, implanta tekrardan dönecek olursak, bu implantı uygulamak için kemik, yani yapısı yetersizse neler yapıyorsunuz? Eskiden çok otur hastalara kemik yetersiz olduğu için implant uygulanamıyordu ama şimdi kemik greftleri dediğimiz, işte daha çok insan halk arasında kemik tozu diye biliniyor. Ya hastanın kendi kemiğinden uyguladığımız greft materyalini kullanıyoruz. Yani ya hastanın kendi kemiğini uyguluyoruz ya da bunu dışarıdan bir greft materyaliyle de, yani böyle dışarıdan farklı bir kemik tozu da denilen, onunla da uygulayabiliyoruz. Yapay. Yapay kemik, evet. Yapay kemik. Hı hı. Onun dışında cerrahi bir ön hazırlık yapabiliyoruz bazen. Çünkü bazı hastalarda sinüsleri
aşağıya inmiş olabiliyor. Yeterli bir kemiğimiz olmuyor. Sinüs lifting dediğimiz sinüsleri yukarı kaldırma operasyonu yapabiliyoruz. Kaburgadan ya da kalçadan kemik alınabiliyor mu? Kalçadan daha çok alınıyor. Fakat kalçadan kemik yani o çok yaygın aşırı kemik kaybı olan hastalarda daha çok tercih ediyoruz. Hı hı. Çünkü kalçadan aldığımız kemiklerde hastanın birazcık nispeten konforu da zorlanıyor. Ama ağız içerisinde farklı bir bölgeden alıp membranlarla o şeyi kemik yapısını sabitleyebiliyoruz. Hı hı. Daha çok ağız içerisinde yapmaya çalışıyoruz. İşte ramus dediğimiz bölgeden ya da alt çenede ön bölgeden alıp graft oluşturabiliyoruz. Hı hı. Peki implant yapım süreci nasıl tamamlanıyor? Yani hani dişi çekip yerine hemen implant yapabiliyor musunuz? Eğer dişte enfeksiyon yoksa, herhangi bir problem yoksa çektiğimiz zaman implant uygulayabiliyoruz. Çünkü aynı zamanda çekim yarasının bir iyileşme reaksiyonu var. Evet. İmplantla birlikte implantı da içine alarak bu gayet güzel sonuçlar verebiliyor. Direkt implant uygulayabiliyoruz. Olumsuz sonuçlar verdiği oluyor mu? Eğer enfeksiyon varsa olumsuz sonuçlar verebiliyor. Çünkü o tür durumlarda da çok girmemeye çalışıyoruz. Sonradan enfeksiyon oluşabiliyor mu? Yani implantı çekildi diş, aha, yerine implant koydunuz. Sonradan enfekte olabiliyor mu? Eğer implant ağız ortamına açılmadıysa genelde enfekte olmaz. Yani orada mevcut bir enfeksiyonun üzerine implant yapıldıysa gelişir. Hı hı. Ya da hasta çok yoğun sigara tüketiyorsa yara yeri tam kapanmamış olabiliyor. Aşırı sigara tüketenlerde bu var çünkü. Hı. Yara yeri tam kapanmıyor ve o bölgede implantın bağlanması sorunu yaşanabiliyor. Fakat implant uygulandıktan sonra enfeksiyon ihtimali var. Pardon. Üzerine diş yapıldıktan sonra, kronu yapıldıktan sonra ağız hijyenine dikkat etmezse hasta yine periimplantitis dediğimiz diş eti problemleri, yani nasıl sağlıklı, yani kendi dişlerimizde diş eti problemimiz olursa oluyorsa implantlarda da böyle bir şey var, risk var. Onun dışında enfeksiyon, implantın kendi kendine kapalı ortamda herhangi bir riski yok. Peki vücudun kabul etmeme gibi bir durumu olabiliyor mu? Çok çok nadir olabiliyor. Titanyuma alerjisi olan biri için ya da ne bileyim. Çok çok nadir bir, çok yani benim karşıma çıkmadı şu ana kadar herhangi bir alerjik bir reaksiyon. Fakat implantın uyum sağlayamadığı durumlar oluyor. Bu da ortalama yani 100 implant yapıldıysa 3-4 implantta bu tür riskler var. Bunun da aslında şöyle birkaç nedeni var. Kötü ağız hijyeni olabiliyor ve sigara kullanımı olabiliyor. Yanlış uygulama olabiliyor ve yanlış bölgeye uygulanmış implantlar olabiliyor. Bunların da genelde bir nedeni oluyor. Bir de şeker hastaları, şeker hastalığı olan kişilerde kontrol altına alınamıyorsa diyabeti sürekli olarak son 6 aylık süreçte yüksekse, bunlarda doku iyileşmesi de zor olduğu için onlarda da kayıplar olabiliyor. Ama genel olarak yüzdesi çok çok düşük. Peki hocam, bu implant zaman içerisinde çene kemiğinde erimeye sebep olur mu? Hayır. Aslında aksine şeye neden olur. Kemiğin güçlü kalmasına neden olur. Çekim yapıldıktan sonra bir tür kemik kaybı oluyor hastanın. Kemik kaybı oluyor ya, o zaman içerisinde orada bir ne bileyim erime ya da bir doku kaybı vesaire, o tarz bir şey olabilir mi? Çekimden sonra implant uygulandığı zaman orası kemik fonksiyon halinde kaldığı müddetçe kemik kaybı olmuyor. Hı hı. Ama orada az önce de enfeksiyon ihtimali olan hastalar var. Hı hı. Ağız bakımını yeterli yapmazsa ve uyumsuz bir proteze sahipse ve yine sigara yoğun tüketmeye devam ediyorsa zaman içerisinde diş eti problemleri olur. Bu diş eti problemleri alttan kemiği de eritmeye başlar. Asıl orada kemik kaybımız oluyor. Yoksa normalde sağlıklı bir implant, sağlıklı bir ağızda
aksine kemiği kaybını engelleyen bir faktör. Hı hı. Peki hocam, implant uygulamasının avantajları nelerdir? Hastaya çiğneme fonksiyonu kazandırıyoruz. Hatta yani tek taraflı eksikliği varsa hastanın, yani bir süre sonra tek taraflı çiğnediği için çene yüz asimetrileri oluşuyor. Bunun önüne geçiyoruz. İki taraflı çiğneme yapabiliyor. Kas tonusunu güçlü tutuyoruz. Yani hastaya sanki kendi dişi var gibi ağzında o konforu sağlayabiliyoruz. Özellikle tüm dişsiz ağızlarda en çok ihtiyaç duyulan bir uygulama. Çünkü tüm dişsiz ağızlarda tamamen kas tonusu da düşüyor. Kas kaybı var, kemik kaybı var. Bunları oraya, yani implantları koyduktan sonra, fonksiyon haline geçtikten sonra hasta hem yüz estetik olarak hem kasları güçleniyor, hem kemik dokusu biraz daha fonksiyon halinde daha konforlu oluyor ve açıkçası daha uzun, yani ileri yaşlara geçişte daha konforlu geçiş sağlıyoruz. Evet, peki son olarak şunu sormak istiyorum. Tek seferde kaç implant uygulaması yapabiliyorsunuz? Alt üst çene komple uyguladığımız vakalar var. Bunları sedasyonla ya da genel anesteziyle tercih edebiliyoruz. Biraz kişinin ağrı eşiğine de bağlı. Yani alt üst çene implant uyguladığımızda 12-14 implantı uygulayabiliyoruz. Bayağı. Evet. Aslında uygulama çok zor değil eğer kemik iyiyse. Fakat tabii bir zaman istediği için sona doğru hafif anestezinin etkisi geçiyor. Ya da hastaların önceden bir kaygısı oluyor. Onu atmak için sedasyon tercih ediyoruz. Zor işlem çünkü. Yani düşününce bayağı bir korkutucu ve zor gibi geliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Renk attınız. Evet, Sağlık Türkiye'de Güneydent Diş Kliniği kurucusu ve diş hekimi Sayın Zuhal Oygur bizlerle beraberdi. Kanal Avrupa ekranlarında Sağlık Türkiye'de devam edecek.